şehri. Emir. Emirlikleri. Gayet güzel. Tık yok. Tık yok. Gayet kutlama. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı kutlama. Bilmek. Çok güzel. Akıyor. Yoksun kalmak. Beni kendinden yorum. Mahrumiyet. Önden elinizi sıktım, yanlış anlaşılmasın. Tebrik etmiyorum yani ama çok da zor değil işimiz. Ne dersiniz? Bakacağız ya, çok temin konuşamıyorum ya. Çünkü soruları gördüm, sorular gerçekten zor. Sorular zor hocam. Sizin de bir tane zor sorunuz var. Açıkça söyleyeyim, 7 harflerden biri Fransızca kökenli uğraştıracak. Yani bir oydu zor olan, bir mamulattı. İkisi çok zordu. Evet, sizinkisi biraz uğraştırır ama isterseniz 7 harfini birden alın. Üzerine 14 harf alma hakkınız var. Anlatabiliyor muyum? Anladım. 21 tane harf alma hakkımız var. Senem Hanım 7700 puan artı 2 saniyeyle birinciliğini sürdürüyor hocam. Tamam. 21 tane harf alırız. Üzerine 3 saniye arttırsanız doğruca tur finaline gideriz. Tamam. Durum bundan ibaret. Sakin ve derinden ilerleyelim. Tamam. Buyurun ilk sorunuza. Adı sıkı, dar anlamındaki İngilizce kökenli sözden türemiş olan bir kıyafettir. Bir kıyafetin adıdır. Hmm. Beden değil de kıyafetin kendi adıdır. İngilizce sıkı, dar. Tight. Nedir? Tight. Tight. Gayet güzel. Yine yabancı kökenli bir kelime. Buyurun geliyor. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören sanat ürünü. Moda değil. Hayır. Nokta nokta eser. Nokta nokta film. Yani kimileri... Kült. Nedir? Kült. Çok güzel. Gayet güzel. 800 oldu kasanız. Buyurun yenisi gelsin efendim. Daha da rahat edin. Bunlar kolay sorular. Eğri ve çarpık karşıtı olan kelime. Doğru. Olsa olsa doğrudur. Kasayı 1300 yapar. Buyurun. Zannediyorum şununla birlikte de 1800 olacak. Demiş ki genellikle bitki liflerinden yapılan ince iptir. Sicim diye isim geliyor ama. Diyesiniz geliyor. Sizi kim tutuyor? Sicim. Sicim efendim. 500 puan daha. Harika. Alt harfler. Daha zor değil. Hiç merak etmeyin. Her ikisi de harf almadan cevaplanabilir. Ama tekrar ediyorum. 21 tane harf alabilecek durumdasınız. Buyurun efendim. Namım yürüsün diyorsanız almayın. Sınırdan girip çıkan eşya ve mal üzerinden alınan verginin... Gümrük. Tüm işlerini yürüten devlet kuruluşuna... Bu sefer alt harflerde yanmışım. Onu izleyince onu anladım. Bu sefer hocam, öyle olacak sanırım. Hocam kötü şeyler getirmeyin. Bakın bugün güzel bir gün. Bugün kader size bir hediye verdi. Bunun tadını çıkartalım. Buyurun yenisini. Genellikle oturak olarak kullanılan bir tür yastıktır. Minder. Minder. 600 puan daha. 3000 oldu kasa. Şimdi işte burada biraz dikkat. Belli de olmaz. Belki ilgi alanınız efendim. Pat diye cevaplarsınız. Harf almadım değil mi şimdiye kadar? Şimdiye kadar hiç harf almadık. 9800'e koşuyoruz. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Tekrar ediyorum. Bunu cevapladığınızda tam ortasında olacaksınız yarışmanın. Fransızca kökenli. Şöyle sorulmuş efendim. Bir mesleki unvan olarak da kullanılıyor aslında. Bakalım. Sanat sergisi yöneten ve etkinlikleri düzenleyen yetkili kimse. Daha kısası sergi yöneticisi. Aynı zamanda müze yöneticileri için de kullanılır. Duydum ama hiç aklıma gelmiyor. Harf alayım. Bizdeki 7 eminin Fransızcadaki karşılığı da öyle bir şey değil işte. Harf alayım. Hani koruyan, bakım yapan gibi bir isim. Hani bakım, koruma. Tör değil tör mi? Değildi hocam. Sonu tör demiş. Sonuna karışma. Direktör gibi bir şey mi? Ben başından bahsediyorum. Hani böyle bakım, ben işte cildime bakım yaptım. Aynı kökten geliyor. Cilt bakımı. Bir harf daha alayım. Allah Allah. Bir harf daha alayım. Alırız. Sürem gitmesin. Küvatör. Va mı? Va değil. Diğerleri doğru mu? Böyle hani bakım, cilt bakımı. Dördüncü bakımımı yaptırdım. Hiç bilmiyorum ya. Bir harf daha alayım. Aldık be. Bak vicdansız gibi nereden geldi. Sonunu bulduk zaten bulduk. Değil mi? Tör. Alın hocam ya. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Küratör. Küratör. Kürden geliyor. Kürden. Ha kür. Aklıma gelmeyen çocuk kürmüş.
Canınız sağ olsun hocam. Evet. Dediğim gibi. Neyse, 7'sini bile alırız diye yapmamıştık. 6'sını aldık. 15 tane daha alabilecek durumdayız. Yani tamam. Elimde size soracağım 7 tane soru var. Her soruda 2 tane harf alsanız 1 tane fazladan kalıyor elimizde. Aynen. Rahat rahat. Rahat rahat. Yeter ki yanlış cevap vermeyelim. Aynen. Geriye düşmeyelim.